Evet. Hacı Almanya'dan geldim. İzine geldim biliyor musun? Evet. Almanya'da duyuyorduk ki ya işte izincilere böyle geliyorlarmış, soyuyorlarmış, kandırıyorlarmış, kesiyorlarmış. Hı. Falan fişman bir şeyler duyuyorduk. Neyse Almanya'dan izine geldim. Yattım. Gece bir yarısı oldu. Saat bir miydi neydi? Abi de dedi ki bizim hanım kahara dedi bir ses geliyor dedi. Öyle değil mi kız? Kahara bir ses geliyor dedi. Şu orada yatıyordum. Ne sesi kız dedim. Neyse karüleden doğruldum. Baktım bir dinledim şöyle. O hakikat bir ses var. Nasıl bir ses geliyor? Bir ses var. Hah dedim geldiler dedim. Seni soyacaklar. Evet soymaya geldiler. Sen Almancısı yapara çok ya seni. Geldiler dedim. O zamana tabanca vardı şeyin yastığın altında. Tabancayı aldım. Öyle değil mi kız? Tabancayı aldım. Elime aldım tabancayı, mermiyi ağzına verdim. Buna dedim ki abi diye sen dedim dışarı çık da dedim. Bak ne derlerse ben ona göre dedim arkadan arka şey derim dedim. Halbuki sen yalanım. Vururlarsa abi de vursunlar diye. Vururlarsa onu hanımı vursunlar. Ben nasıl olsa kendimi kollarım diyor biliyor musun? Hepsi de. Abi de yengen yok dedi ben korkarım gitmem dedi. Kız git. Ya pişman dediysem bu zoruna savdum bunu. Ama ben kendimi koşu yattım tabanca elimde. Elinde tabanca ne korkuyorum? Tabanca elimde. Ağır salondan bir tanesi dese ki Fiyazi ne arıyorsun burada? Ne diyorsun dese olduğu gibi sayacağım. Neyse yengeniz zor güç vururlarsa diyor bunu vursunlar candan. O zaman dışarı salona çıktı. Hani kimse yok dedi. Ya aşağı in dedim. Ya belki aşağıda olurlar. Yalan harbiyse diyorum. Aşağıda belki dedim şuraya koşu yenes. Ahirin koşu yenes sıkıştırlarsa diyorum. Biliyor musun? Hmm. O ara ben kendimi de salona attım. Mağaraysa bizim komşunun Yaşar Ağa'nın iti, koyun iti. Benim samandağa gider kapısı kilitledi. Kapıya vuruyor. Ulan bu ne? Allah Allah. Ulan diyor ne oluyor? Kapıya vuruyor. Kız bu ne dedim ya orada? Bu ne dedim ya? Ulan o zaman Halı Cahmet var idi. Halı Cahmet'in hanı. Hanım Asya'ya çıktı. Ne oluyor bacanak? Ne diyorsun enişte dedi. Ya bacanak gelene dedim. Ya gelene şu bir ses geliyor. Şu havlu samanlığa bakaka dedi. O da koptu. Onlar da geldiler değil mi? Onlar da geldi. Beraber samanı halıcı açtıydı samanı. Yaşar Ağa'nın gitti. Samanlıktan çıktı. Avrili'nin gitti. Ulan vuracağım. Halıcı dedi ya. Boyun etti dedi. Vurma dedi. Yazık. Böylece başımdan bir şey geldi. Öyle geçti demek. Birinde de bacım Fevzi'ye gelin motoru aldım. Karabunda benim tallayı sürdüm. O mezarların oradan çıktım. Nibegül'ün kapısının önünden geçiyor. Nibegül'ün kapısının önünde Hacı Mehmet'in kardeşi Recep oturuyor. Bunlara selam verdim. Ondan sonra geçtim motoruna. O demiş ki Hacı Mehmet gavuru düşünür bari. Abi demiş gel demiş bu dişinde motoru tıkıp evine gelecek demiş. O gün kim öldüydü baba? O gün de dur diyeceğim dinle. Bu eve gelecek demiş. Hadi gidelim demiş bunu korkudak demiş. Nasıl korkudak demiş? Çarşaflara bürünek demiş. Gidelim o damın arkasına saklanak. Çökerek demiş. Ve baktım. Motoru tıktım arkadaş aşağı. Evime geliyordum. O gün de Hacı İsmail Ağa'nın cenazesi benim damın ardından geçti böyle. Yetişemedim cenazeye. Cenaze gitti o gün. Benim damın ardına geldim Hacı Ağa. Naila'nın şu havlu o zaman çevriliydi. Naila'nın demir kapı vardı burada.
kapıdan. Yağmur da yağıyor. Dışarı yastılar. Yağmur da yağıyor. Şu damın ardına geldim, benim damın ardına Nailan'ın kapıdan iki tane bembeyaz çarşaflı çıktı. Haydi. Çok korkmuş. Ben bir baktım şöyle. Bana buraya dedim ya. Şimdi bir tane zar kalmamı fır 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 fır. Bir tane zar veriyor yumruğu sırta. Ulan okuyamıyor. Bilmiyor. Elham okuyamıyor. Lan kaç diye uğraşıyorum, kaçırmıyor lan. Ne oluyor? Hırtıbım kesildi ya. Diyeyim bir bağırdım yani. Tabancaya getirdim bana. İyi ki tabanca yok üstünde. Annen de yardım bekliyor. İyi ki tabanca, tabanca olsa bu. Sağlam vururum. Sağlam vururum yani. Çok korktum ya. Hırtıbım kesildi. Kaçırmıyorlar ya. Kaçmaya uğraşıyorum yok. Okuyorum, yürüyorum yok. Allah Allah. O zaman Hacı Mehmet güldü. Vay yavru herif dedim, ama şimdi bunu elim aldı. Senin böyle şahanda da çıksın şu konuda dedim, ama bunu el aldım. Bunu el aldım. Bunda beni öyle bir korkuttular ha. Ondan geçmiş. Birinde de senin Yahya'nın Hacı Yusuf geldi. Fiyazı dedi. Ne diyorsun Yusuf ağa dedim. Ya dedi, ya dönala dedi, mezar dönala mezar yaptıracağım işte dedi. Hecaz Yaşar'la dedi, beraber kazın yapmış mezarı dedi. Dönesti mezar yapacağınız. He. Ölmeden. Ölmeden ya. He. Olur dedi, yapak. Gidek dedi. Neyse, Hecaz Yaşar abi rahmetliyle vardık beraber. Yusuf gösterdi mezarın yerini. Mezar eşmeye başladık Yaşar abiyle. Mezarı bitirdik. Nasıl korkmadan mezarda çalışıyorsun sen? Mezarı bitirdik. Neyse. Dinle abi, dinle hacı. Yaşar abi dedi ki bana, Fiyazi dedi. Ben dedi eve gidiyorum dedi. Ben gelene kadar dedi şu aşağıya ne dedi. Diple şöyle güzel bir şey yap dedi. Düzen yap dedi. Olur dedim. Ya git hadi dedim. Yaşar abi çıktı geldi. O ara ben de mezara inmeden Nevrezat Bey'le oğlu Mehmet bağa gidiyorlar. Hı. Motorla beraber bağa gidiyorlardı. Kolay gelsin, selam aleyküm dedi. Kolay gelsin dedi. Aleyküm selam, sağ ol dedim. Bunlar geçti gittiler. Sen git motoru verilerin harımın arkasında dere var ya, he. Balman dere. Dereye motoru ale. Annesi diyor ki, Mehmet nereye gidiyor? Dur anne diyor, ben geliyorum diyor. O ara ben de mezara otladım, indim. Boya öyle dipliyorum yani. Temizliyorum her şeyi. Toprağını atıyorum. Bir ses geldi. Bir ses geldi. Neyse külahı kodu. Ya Fezi. Korkma Fezi. Ya Fezi, korkma Fezi. Ulan dedim, acaba külahın şeyi mi ya? Nasıl dedim. Tekrar gene, korkma Fezi, ben de buradayım, korkma. Haydi kurtladım. Ulan hadi hadi. Anam da burada, babam da. Ne diyor? Anam da burada, babam ya, da burada. Ya korkma Fezi, anan da burada, babam da burada. Ulan sağa sola bakıyorum, kimse yok. Açıyordum. Ben duvara yaslanmış bari böyle elini kovmuş. Şöyle. Ya bizi, korkma bizi. Ulan bir de baktım. Hadi kaçıyordum biliyor, güldü. La abi ne deyip olma dedim, senin şakan da çıksın ya dedim ya. Böyle şakan olur ki ya. Bir de yine başından yer geldi arkadaşlar. Vallahi abi ya.